چند گفتم کارم واحده. Açabilir misin? Bunlar benim mi? Muhtarlık seyre var mı? Çok. Tamam. Buraya mı gidiyorsun? Sol tarafa. Yapıştırıyor muyuz yoksa kapatıyor muyuz? Başkanım. Efendim siz. Tamam mı? Buyurun efendim siz. Allah hayırlı olsun. Memlekete, millete, vatana. Evet, tabii ki bugün Ağrı'nın kaderini çok yakından ilgilendiren bir seçimle karşı karşıyayız. Sandıkları dolaşıyoruz. Sandık güvenliği konusunda bir şüphe ya da bir tereddüte yer vermeyecek bir şekilde, vatandaşlarımıza baskı olmayacak bir şekilde ekiplerimiz çalışıyor. Şu ana kadar pek olumsuz bir şey görmedik bir iki vaka dışında. Fakat beni üzen, işin doğrusunu isterseniz, bütün sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi kendi hakkını, kendi şeyini, üyelik hakkını maalesef HDP'lik arkadaşlara bırakmış. Her yerde öyle bir şey var. Bütün sandıklarda aynı şey söz konusu. Bunu da ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakıştırmadım. Çünkü herkes kendi demokratik hakkını kullanmalı. Herkes baskısız bir seçim dönemi geçirmeli. 2014'te Ağrı'da çok büyük baskılar olmuş. Ama bu dönem biz buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın oyu aynı zamanda bizim onurumuz ve şerefimizdir. Bize verip vermemesi önemli değil. Başka bir partiye de verebilir. Ama baskısız, kendi hür iradesiyle kullandığı müddetçe bizim için çok mükemmel bir sonuç vereceğine eminim. Allah memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu etsin. İnşallah akşamı da kazasız belasız bir şekilde halkımızla birlikte tamamlayacağız. Vallahi oyumuzu gönül rahatlığıyla kullandık. İnşallah tek temennimiz memleketimiz için hayırlı olan neyse olması. İllaki gönülde bir aday yatıyordur. O da inşallah seçimden sonra herkesin göreceği şekilde. Hani seçim geneli hakkında bir şey söylemek gerekirse herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Gayet de düzenli bir şekilde devam ediyor. Dediğimiz gibi inşallah hayırlısı neyse Rabbim bizlere onu gördürür. Tabii öncelikle bu seçimin memleketimizin hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ayrıca huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması elbette ki en büyük temennimiz. Seçmen hür iradesini bu sefer inşallah sandıklara yansıtacak. Biliyorsunuz bu yerel seçimlerde hizmet ön esaslı oluyor. Herkes daha iyi hizmet edebilecek kabiliyeti elemanları ya da adayları tercih etme yoğun daha çok o tarafa meyilli. Dolayısıyla Ağrı'da da yaklaşık 3 aylık bir seçim kampanya dönemi oldu. Bu dönemde gördüğümüz kadarıyla fevkalade huzurlu bir seçim atmosferi yaşadık. Adaylarımızın da bu süre içerisinde projelerini anlatması, halkla teması, fevkalade nezaket kuralları içerisinde hoşgörülü bir seçim atmosferini yaşadık. Ümit ederiz bu haliyle sandıklara da yansır. Ardından da Ağrı'ya hizmet edebilecek en iyi adayın da belediye başkanı sıfatıyla inşallah hizmet yoluna devam etmesini de temenni ediyorum. Bana ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun yani, hangisi hayırlıysa Allah onu nasip etsin diyeceğiz. Hocam bir şey diyemem yani. Gayet sakin, düzgün bir şekilde geçiyor yani, herhangi bir olumsuzluk yok benim gördüğüm kadarıyla. Valla yani şu anda ne diyeyim yani, geldik oyumuzu kullandık. Yani çok iyi yani, bir sıkıntı yok. Şey değil yani, çok güzel geçiyor yani şu anda Ağrı'da. Güzel geçiyor yani, şu anda da kullandık, evimize gidiyoruz yani. Valla hangisi hayırlısıysa o olsun yani. Biz onu diyoruz yani, başka bir şey demiyoruz. Hangi hizmet yapıyorsa, çok güzel çalışıyorsa o olsun yani.